Sence Galatasaray o mücadeleden şampiyon çıkar mı çıkmaz mı? Yani dünkü kupa maçını izleyen taraftarlar biraz daha endişelenmiştir bence. Çünkü Ankara gücü ciddi bir direnç gösteriyor sahada. İyi bir takım. Tolunay Hoca ile iyi bir çıkış yakaladı. İyi oyuncuları var. Mücadeleci sert bir takım. Ve düşme altında da çok kritik bir pozisyonda Ankara gücü. Yani 3 maçı var Galatasaray ile biri. Biri Kayseri Spor'la, biri Adana Demir sporla. Evet. Fikstür de zorlu. Çok. Yani ve düşman altında da takıma birbirine inanılmaz yakın. Dengeler her an değişebilir. O yüzden de Ankara gücünü en az Galatasaray'a kadar maçı asılacağını söyleyebiliriz. Çok kritik bir maç. Ve orada ciddi bir taraftar topluluğu var. Dün de gördük. Galatasaray'a ayrılan tribün, bin kişilik bir tribün. Sadın %5'i kadar. Yani Galatasaray tam bir deplasman ortamını yaşayacak bir kere başkentte. Ama bir yandan da tabii ki Galatasaray'ın böyle finallerin ne kadar iyi oynadığını, sonuca ne kadar rahat gittiğini, kolay gittiğini biliyoruz çok uzun süre önce tam şu an yılı hatırlayamıyorum. 90'lı yılların başına yine Galatasaray başkente bir şampiyonluk elde etmişti. Ben daha çocuktum o dönem hatırlıyorum. 8-0'lık bir galibiyette Galatasaray'ın Ankara gücü karşısında. Uzun bir süre sonra yine Galatasaray başkentte bir şampiyonluk maçına çıkacak tabii ki. Yani baktığımız zaman Galatasaray'ın son dönemdeki performansını özellikle savunmada çok güçlü bir oyundan söz edebiliriz. Evet hücumda bir üretkenlik problemi var. Bazı oyuncuların bireysel performansa düşüşler var. Mertens ve Oliveira başta olmak üzere. Ama çok ciddi bir takım savunması performansı Galatasaray'ın şu an en büyük kozu haline geldi. Hani biz hep Galatasaray'ın hücumdaki yıldızlarını konuşuyorduk bugüne kadar ama şu anda Galatasaray'ın en önemli kozu takım savunması. Son 3 maçta hiç pozisyon vermeden kazanmış Galatasaray. Yani o yüzden de hani şöyle bir senaryo var. Galatasaray bir şekilde oyunu tutuyor, gol yemiyor ve Icardi sayesinde sonuca gidiyor. Yani böyle bir senaryoyu başkentte de görebiliriz. Yani Galatasaray için aslında bir puan da %90-95 şampiyonluk anlamına gelecek. Bir de bunu Fenerbahçe'nin maçından bağımsız konuşuyoruz. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin Antalya, Antalya önünde alacağı skor var, da doğru. tabii ki etkileyecek o maçı. Tabii ki. O, ama Fenerbahçe'nin kazandığını farz edersek eğer bir puan bile Galatasaray için şampiyonluk anlamına gelecek. Belki de büyük oranda. Ama şöyle bir hedef var Galatasaray'da biz derbiye şampiyon çıkalım diyor burada futbolcular, Okan Buruk ve yönetim. Çünkü orayı muazzam bir festival ortamına dönüştürmek istiyor yönetim. Tam bir gövde gösterisi. Yani Galatasaray için ya da herhangi bir büyük takım için ezeli rakibine karşı böyle bir ortamı bulabilmek yani belki 20-25 yılda bir gelebilir. Doğru. Yani Galatasaray tarihinde mesela bu yok. İç sahada Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı hiç şampiyon çıkmamış mesela bir maça. Ya da kupa kaldırmamış iç sahada Fenerbahçe maçından sonra deplasmanda bunu yaptı. Hı hı. Ama iç sahada bunu yapmadı. O yüzden de burada Galatasaray'ın tabii ki hedefi şampiyonluk. Ama derbiye şampiyon çıkmak da en az bu kadar önemli Galatasaray için. Derbi her şekilde kim nasıl çıkarsa çıksın tarihi bir mücadele Artışmasız. olacak o evet. kesin. Fenerbahçe'de şöyle bir senaryo uyduralım. Yani Galatasaray şampiyon çıkmış diyelim ki. O geceyi zehir etmek isteyecek Fenerbahçe'de Galatasaray'a. Yani böyle bir şey de var sonuç itibariyle. Bu da olabilir yani. Hani şu konusu dedi mesela. Galatasaray maça şampiyon çıktı. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Evet biz de bunu konuştuk hep hafta boyunca. Ha, ha, evet sizin programda evet, konuşulmuştu. Evet. Hatırladım. Yani o şampiyonluk nasıl kutlanacak orada? Bunun bir Ben dedim ki de. mesela e, umrunda olmaz Galatasaray. Yani maç evet tamam. yani Mağlup olmasaydık iyiydi denir ama şampiyonluk kutluyorsun. Bunun bir benzeri yaşandı. 2012-2013 sezonunda Galatasaray Kadıköy'deki derbiye şampiyon çıktı. Evet. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Maçtan sonra bir köşede Fenerbahçe kutlama yaptı bir köşede Galatasaray kutlama yaptı. Tabii ki şimdi Fenerbahçe kutlama yapmaz. Evet. Ama Galatasaray tabii yani çok ağır böyle acayip bir skor çıkmadığı sürece orada şampiyonluk her türlü kutlanır. Yani çünkü işin sonunda özetinde hedef ne? Şampiyonluk. O yani dolayısıyla orada taraftarlar oraya gelmişken o kupa töreni de var. Her türlü ok şampiyonluk kutlanır orada. Ama tabii ki Fenerbahçe'de onu biraz daha o enerjiyi düşürmek. O dedim ya geceyi Galatasaray'a bir şekilde zehir etmek isteyecektir öyle bir senaryoda. Ama belki de o maç şampiyonu belirleyecek. Bunu da bilemiyoruz. Belki de. Yani Galatasaray'ın alacağı bir yeni ilgi, Fenerbahçe'nin alacağı bir galibiyetle hani hep sezon başından beri herkesin aklında mutlaka var. Fikstür çekildiğinden bu yana. O maç acaba şampiyonluk maçı mı olacak? Hı -hı. Hep konuşuyoruz burada. Belki de öyle bir senaryo bizi bekliyor ki o zaman herhalde ebedi rekabetin en acayip maçlarından biri olacak diye düşünüyorum. Bakalım bu arada inanılmaz bir bilet talebi varmış. 400 bin şu an. 400 bin. Aynen. En son 2-3 gün önce 300 binde 400, 400 bin olmuş. 400 bin. Muhtemelen derbi tarihine kadar çok daha fazla aynen. olacak. Seni de arıyorlardır herhalde abi bilet var mı? Bilet X gibi olduk son dönemde. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray yönetiminin hani stat kapasitesini arttırmak gibi bir projesi var. Yani bunu mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor. Bu sezon çünkü... Kombineler zaten rekor aynen. yaptı. Çok localar satılıyor kombineler bitiyor evet. yani o yüzden de burada çok ciddi bir talep var ve Galatasaray yönetimini mesela bunu ürün satışında değerlendirmesi gerekiyor. Yeni sezon formalarını mesela sada geleceği söyleniyor. Hmm. Stora, evet. Stora. O çok önemli bir hamle olur. Çok ciddi bir Galatasaray maddi kazanç elde edebilir ürün satışından orada. İki oyuncudan 50 milyon euroluk bir gelir hedeflediği aktarılıyor değerli izleyenler. Haberimizi bir izleyelim üzerine konuşalım. 50 milyon euro çok ciddi bir rakam olur. Hacı, Acaba gelir mi? Hangi oyuncuya ne kadar, hangi takımdan ne kadarlık bir teklif gelebilir? Nasıl değerlendiriyorsun? 50 milyon euro bence çok mantıklı bir rakam değil. Hı. Keşke olsa Galatasaray bu geliri elde etse ama ligimizin de bazı gerçeklerini bizim farkında olmamız gerekiyor. Yani şu an Nelson mesela Ajax'ın formasını giyiyor olsa tek başına 50 milyon euro edebilir. Ya da Sasha Boy şu anda mesela Sporting Lisbon'un sahabeki olsaydı... ...tek başına 30 milyon euro edebilirdi. Veya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale oynasa da... ...bu oyuncular bu performanslarını Aynen. orada sergilemiş olsa. Yine olabilirdi. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa'sız geçirdiği bir sezonun üzerine... ...tabii ki beklenti bu yönde ama ben çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum bu beklentinin. Ne olabilir? Nelson'un zaten bir serbest kalma bedeli var 25 milyon euro. Bunu alırsa Galatasaray çok büyük bir iş yapmış olur. Çünkü 7 milyon euro alınan bir oyuncu siz... ...iki sezon iyi bir şekilde kullandıktan sonra... 3 katından daha fazlayı satıyorsanız burada çok büyük bir transfer başarısı var demektir. Saşa Boy konusunda da böyle bir şey var. Saşa Boy'u Galatasaray yaklaşık 1 milyon euroya almıştı. Ve yani ben 15 milyon euronun üzerindeki her satışı başarı görürüm Saşa Boy konusunda. Yani tabii ki biz Saşa Boy'un potansiyelini biliyoruz, yeteneklerini biliyoruz. Ama Avrupa kulüpleri biraz daha farklı bakıyor olaya. Yani oyuncu milli takımda hiç oynamamış. Uluslararası tecrübesi hiç yok neredeyse o yüzden de ve Türkiye Ligi'nden de çıkışlı bir oyuncu olacağı için burada rakamları biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Yani ligimizin en pahalı oyuncusu Cenk Tosun. Rekor Cenk Tosun'da. Evet. Cenk de o fiyata Şampiyonlar Ligi performansı ulaşmıştı zaten. O yüzden de yani 25 milyon euro zaten Nelson için konuşulan rakam ligimizin rekoru olur. Ama iki oyuncu için 50 <laughs> milyon euro bana çok mantıklı gelmiyor. Bir de Sasha Boy'da İngiltere hep konuşuluyor ama çalışma izni alabileceğini pek düşünmüyorum ben. Çünkü orada Futbol Federasyonu'nun belirlediği bir millilik şartı var. Milli takımda oynamayan oyuncu alınmıyor mu? Alınıyor tabii ki ama orada da kulübün oyuncuya belli bir miktarın üzerinde bir sözleşme yapması gerekiyor maaş anlamında. Hmm. Öyle bir şart getiriyor İngiltere Futbol Federasyonu. Diyor ki siz mesela bu oyuncuya 5 milyon euro ve üzeri bir maaş veriyorsanız örnek veriyorum bu oyuncu alabilirsiniz diyor. Ama böyle bir şartın oluşmasını Sasha Boy açısından çok mümkün görmüyorum. Ama tabii ki bazı ilgilerinde olduğu açık Erden Timur Londra'daydı zaten. Bazı temaslarda bulunduğu konuşuluyor bazı kulüplerle. Ben şunu söylüyorum. Nelson ve Boyun takımda kalması çok zor yeni sezonda Galatasaray'da.